Çok güzel kapak oyunsal makine arkadaşlar. Sponsorumuz emomobiyaki.com'dan alışverişinizi yapabilirsiniz. Siz yapmanız gereken küçük harflerle OG seyirini sorunuz. Bırak bir kalp tutun. Anlat ödüktü. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen annenize videomuzu. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere yabancı büyük YouTuber'ların yapmış olduğu fake paket, fake draft ve fake pink slips'leri göstereceğim. Pink slips ne dersiniz arkadaşlar? Pink slips yani onların kendilerinde yaptığı iddialı maç gibi. Yani mesela siz 10K'sta maç yapıyorsunuz. Online diyelim arkadaşlar. Palace'de maç yapıyor tarzı. Maç şekli oluyor pink slips onların lügatına göre. Şimdi arkadaşlar bugün gösterirken bazı YouTuber'larınkini koyabildim ama bazılarınkini koyamadım. Çünkü copyright durumundan dolayı ve sağ aşağıda bir tane Türk bayrağı koydum çünkü görüntüleri ben arkadaşlar toparladığım için bazılarında isim falan yazıyordu, o yüzden sağ aşağıya Türk bayrağı koydum ki hani videomuz telif şeyinden bir sıkıntı çıkmasın diye, herkes görebilsin diye. Çünkü bana çok geliyordu, abi işte bunlar nasıl çıkarıyor, nasıl ediyor, 194 yaptı da 195 yaptı da yok falan filan, Inter Milan olayları dönüyor arkadaşlar. Sizlerden tek bir ricam var, bu videoyu izliyorsunuz arkadaşlar, totem başlatıyorum bu hafta, herkes yorum arkadaşlar Pogba yazsın, hashtag Pogba. Hashtag Pogba yazın arkadaşlar ve bu hafta 3-4 gün paket açılımı yapacağım canlı yayında. O yüzden lütfen ama lütfen videoyu izleyen herkes yorumlara hashtagli Pogba yazsın. Pogba çıkacak, Pogba çıkacak. En az 200-300 yorum bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Sadece 5 tane izleyecek videoyu beğenip bunu da yapmayı unutmayın. Çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu totem büyük ihtimal bu sefer tutacak ve Pogba'yı inşallah çıkaracağız arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz videoyu geçelim ama şu anda zaten bunu duyar duymaz lütfen ama lütfen yorumlara hashtag Pogba yazın. Ve arkadaşlar videomuzu beğenin. En az da 500-600 beğeni bekliyorum sizlerden. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. İlk adamımız Miniminter. Miniminter'ı ben zaten çok seviyorum arkadaşlar. Yani çok da iyi bir YouTuber. Hani çok böyle kendini komple falan yapmıyor. Böyle her gün videosunu atabilen bir YouTuber. Ve arkadaşlar burada paket açıyor ve paketten görmüş olduğunuz gibi Messi çıkıyor. Yani her şey çıkıyor arkadaşlar. Yani böyle bir paketin olmaması imkansız. Zaten hani o da yani büyük ihtimal bu videoyu çekerken insanların bunu fake olacağını biliyordu. Ve büyük ihtimal şaka amaçlı çektiğini düşünüyorum. Eğer o amaçla çekmediyse bile harbi yuh yani. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar daha ne var ne yok. Hani bu resmen hani fake'in arkadaşlar babası. Bu daha başlangıç menümüz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada fake tepkiler falan filan veriyor. Tabii ki böyle bir paket arkadaşlar imkansız. Yani imkansızın da ötesi. Şimdi bir sonraki kişiye geçeceğiz arkadaşlar. Tabii sizin favoriniz, bütün Türklerin favorisi Broad The Show. Hepinizin en çok sevdiği YouTuber. Bana en çok sorduğunuz YouTuber. Abi şu fake mi falan filan diye. Ve şimdi geldik. Geçen sene arkadaşlar 194 challenge yapıyor. Ya da 193 tam emin değilim. Buradaki olay arkadaşlar İbrahimovic'in baştaki chemistry'si yani oyuncu kimyası Shadow. Daha sonra arkadaşlar yedekleri geldiği zaman sniper oluyor. Mesela şu anda görmüş olduğunuz gibi Shadow arkadaşlar. Ben de burada kendim de ekrandan izliyorum. Hepsini hazırladım. Ve ne zaman İbrahimovic yedeği alırsa ki orayı şu anda son boşuna sizlerle birlikte izleyeceğiz. İbrahimovic'in oyuncu kimyası sniper oluyor arkadaşlar. Hemen şimdi göreceksiniz zaten. Dediğim gibi arkadaşlar bence bu kadar yani hani fake yapıyorsam bile bunlara çok dikkat etmen gerekiyor ki daha ileride ne fake'ler var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda İbrahimovic sniper oldu. Bale'ı yedeği aldığı zaman çok basit bir fake. Hani ya takipçileriniz salak mı sanıyor, daha doğrusu bunu görmeyeceklerini sanıyor, o kadarını arkadaşlar bilemiyorum ama dediğim gibi yapılmış çok büyük bir fake. Burada da Todd Suarez discard diyor arkadaşlar. Coin City gördünüz zaten, gösterdim. 17K'yı quicksell edeceğim diyor. Fakat quicksell ettikten sonra kulübüne gelen normal bu paketi açtığınızda gelen 6.5 ya da 7K tarzı bir şey. Bu Suarez, Todd Suarez'in de quicksell'in de fake olduğunu gösteriyor ve bu sene FIFA oyunda da yaptığı fake paket arkadaşlar. Paket açıyor hiçbir çıkmıyor. Biliyorsun ki FIFA'da her oyuncu çıkarsa basic kimya yani temel oyuncu kimyası da çıkar. Burada paket açıyor arkadaşlar World Show FIFA 17'de. Ve görmüş olduğunuz gibi Legend çıkıyor arkadaşlar. Bu Legend'ı kim? Legend Vieira ve oyuncu kimyası basic yani. Çünkü temel dal Türkçesi. Çıkan her oyuncu böyle çıkması gerekiyor arkadaşlar. Ki şimdi hemen oyuncuların tamamen listelendiği yere geleceğiniz zaman işte olay orada başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi basic kimyalı Vieira çıktı ki inanılmaz bir futbolcu arkadaşlar. Yani Xbox'ım olsa direkt parayı dayayıp alacağım futbolculardan bir tanesi. Vieira çıktı, güzel sevindi etti arkadaşlar zaten. Maşallah kendi kafayı yedi yine. Ve şimdi arkadaşlar işte asıl mevzu geldi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Vieira'nın oyuncu kimyası Ancher. Yani normalde basic olması gerekirken Ancher oldu. Burada da arkadaşlar çok büyük bir fake var ki bu fake'lerin hani ben size nasıl yapıldığını göstermiştim. FIFA 17'de bu fake'leri yapmak daha kolay oldu. Çünkü sadece çıkan oyuncunun animasyonu geliyor, sonra liste geliyor. Diğer oyunlarda böyle değil, direkt oyuncu çıkıp listeye düşüyordu. Daha doğrusu fake yapmak daha zordu. Ama bu oyunda fake yapmak çok kolay ve birisi yapsa bile anlamanız ancak böyle World Show gibi salaklarda yani Ancher yaparsa falan filan kendini kendi kendine ele verirse anlayabiliyorsunuz.
denge FIFA oyunda birazcık fake yapma olasılığını çok 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 fazla arttırdılar. Ben de bu yüzden genelde videolarımı arkadaşlar canlı yayında olarak yapmayı tercih ediyorum. Ve burada arkadaşlar ChrisMD var, benim çok sevdiğim bir YouTuber ve açtığı paketi görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar tamamen fake tabii ki de ve ChrisMD bana göre inanılmaz kreatif bir YouTuber arkadaşlar. Yani yaptığı seriler falan filan vesaire çok ama çok iyi. ChrisMD zaten burada hani fake olup olmadığını falan çok üstelemiyor zaten. Videoyu izlerseniz anlarsınız. Hani zaten takipçilerini salak yerine koymuyor diyelim en azından Road to Show gibi. Yani basic oyuncu çıkarıp enter oluyor ve hala buna fake değil diyor yani Twitter'dan falan yaptığı açıklamalarda. It's glitch falan diyor. Şimdiki paket açılımı da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çıkıyor, geliyor, geliyor, o geliyor ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ronaldo geldi. Fenomen Ronaldo geldi. Ve bu paket arkadaşlar nasıl yaptıklarını söyleyeyim. Bu oyunlarda template satılıyordu arkadaşlar internet üzerinde. İstediğiniz futbolcuyu çıkarıyordu kendi otomatik olarak. Hangi kartı çıkarmasını istiyorsanız onu çıkarıyordunuz ve bunun dediğim gibi template şablonları satılıyordu. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi paketi açıyor ve paketten Alex Morgan çıkıyor ki bu tabii ki de imkansız bir şey arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Alex Morgan paketten çıkıyor ve arkadaşlar yine bunun title, videoların title'larını falan görmeniz gerekiyor. İşte yok Alex Morgan çıktı, EA glitch, what the fuck falan filan tarzında. Hani böyle resmen adam mal yerine koyar gibi videolar geliyor ve JMX arkadaşlar işte fake'in babası JMX. Görmüş olduğunuz gibi Alex Morgan çıkıyor. Tabii ki ortada bir izlenen fake bir düşünce olduğu zaman JMX'in olmaması zaten yani imkansıza yakın bir şey arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi daha fazla çok fazla fake olay var arkadaşlar ama hepsini bir videoya koymaya inanın ki gerek yok. Çünkü zaten hani bu videoyu izledikten sonra hepiniz dikkatli edeceksinizdir diye umuyorum bir sonrakileri izlerken. Burada da arkadaşlar bu adamın ismini bilmiyorum. Çok görüyorum böyle top best packs'te falan filan ama dediğim gibi hiç görmedim daha. Kendi kanalın ismini bile bilmiyorum ama sürekli fake listelerde arkadaşlar kendisi yer almakta. Görmüş olduğunuz gibi hemen şuradan birazcık daha ben sarayım kendimi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çıkan oyuncu arkadaşlar zaten. Yani oyundaki bütün konsept oyuncu hepsi çıkıyor yani. Ne var ne yok çıkıyor döktürüyor. Son pakette de arkadaşlar hep birlikte göreceksiniz ki Maradona çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunları derledim sizlere özel. Sizlerden tek bir ricam var. Bu videoda bayağı emek var çünkü hepsini derlemek falan bayağı uzun zamanımı aldı arkadaşlar. Ama dediğim gibi buna değdiğini de düşünüyorum açıkçası. Videonun sonunda da arkadaşlar hemen size bir tane daha fake göstereceğim. Ki bu fake bana kalırsa hani en büyük trollerden bir tanesi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Cole Freezy diye bir YouTuber var. Ve bu arkadaşımız Road to Show ile Pink Slip maçı yapıyor. Bu maç sonucunda da diyor ki Pele vereceksin diyor. Ve orada zaten videosuna giderseniz göreceksiniz arkadaşlar. 7K falan dislike'ı var o videonun. Çünkü fake olduğunu herkes anlıyor. Orada Dante'yi seçiyor ama solda Pele çıkıyor arkadaşlar. Evet burada da Road to Show'un olduğu her yerde fake olduğu gibi tekrardan Cole Freezy'nin videosunda bile fake oluyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi bu şekilde izlenmelerini falan filan kasıyorlar. Biz de arkadaşlar burada şerefimize falan ilerlemeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi buna rağmen geçen mesela ben bir Inform 2 November çıkardım. Buna bile fake'leyen olmuş ki canlı yayında bunun da kanıtını gösterdim. Dediğim gibi arkadaşlar bizde fake falan olmaz. Biz canlı yayında açıyorum hatta o yüzden sırf fake falan demesin diye insanlar ve daha da eğlenceli oluyor açıkçası. Bu hafta 3-4 kere canlı yayınımız olacak paket açılımı olarak arkadaşlar. Hepiniz oralara bekliyorum. Lütfen ama lütfen beni seven herkes yoruma Pogba yazsın. Ve arkadaşlar ayrıca şunu yazsın Pogba yazdıktan sonra videoyu da beğenin arkadaşlar. Pogba yazın videoyu da beğenin. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.